Nihayet sizi böyle gülerken görüyoruz. Değil mi? Vallahi biz bu gülümsemeyi görebilmek için çok uğraştık. Sağ olun ya. Cidden sağ olun. Ya biz biraz inat ettik. Sizi de yorduk, üzdük ama kusura bakmayın artık. Evet ya. O kadar sizi barıştırmak için yemekler düzenledik tütün damında. Ama baltayı taşa vurduk vallahi. Yalnız Cemal demişti gerçi ya. Onları barıştırmamıza gerek yok diye. Aa, nasıl yani? Hakikat öyle mi dedin lan? Dedim ama niye dedim, bir de onu sorun. Niye dedin? Ya çünkü siz birbirinizi seviyordunuz, bu çok belliydi. Ama sadece küçük bir inatlaşma süreci yaşıyordunuz. E bu inatlaşma sürecinden de en zararlı çıkan Niyazi oldu. Muhtarlıktan istifa ettiğiyle kaldı. Evet ya. Olsun canım, her işte bir hayır vardır derler. Hem ben Ankara'ya vekil olsam da Nihal'i yalnız bırakacak değilim. Vay abla, milletvekili hanımı olarak Ankara protokollerinde yer alacaksın demek ya. Her zaman. Bundan sonra Nihal'in yeri benim yanım olmayacak galiba. Ya. ne etsek? Biz kalksak mı gari? Kalkalım artık hadi. Vallahi kalın diyeceğim ama malum yerimiz dar. Sağ olun. Zaten ben indi Nihal'i bırakırım. Ondan sonra da eve geçerim. Tamam. Ben de vakitlice gideyim. Babaannem merak eder şimdi. Tamam abla. Sağ olun. Sağ ol gari. Evet ya, bir dahakine. Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi akşamlar, dikkat edin. Hadi iyi akşamlar, Allah'a ısmarladık. Kemerleri takın. İyi geceler. Hadi Allah'a ısmarladık. Niyazi, farlar. Biraz konuşalım mı dışarıda? Ha? Hava da güzel. Olur. Hadi. Niyazi. Şimdi bu biraz bencillik gibi olacak ama... İstifanı geri alsan, Ankara'ya gitmesen be Niyazi. Vallahi sen istedikten sonra her şey olur. Hiç bencillik ediyorsun diye düşünme. Hem de istifa ettik bir kere, bunun geri dönüşü yok gari. Olsun, en fazla miktarlıktan olurum. Ankara'ya gitmem, seçimlere de girmem olur, biter. Ya hayır hayır, öyle bir şey olmasın. Öyle bir şey isteyemem senden. Hem siyaset sana yakışıyor. Daha doğrusu sen siyasete yakışıyorsun. En azından muhtar olmalısın bence. Vallahi olan olmasına da dediğim gibi istifa ettik bir kere. Cuma akşamından son dakikada verdik dilekçeyi. Ya hiçbir çözümü yok mu bunun? Vallahi bunun bir tek çözümü olabilir. O da dilekçeyi işlemek olmadan gidip geri istemek olur. E tamam. Tamam, yarın hemen gidelim Niyazi. Ha? Mesai başlar başlamaz dilekçeni geri iste. Hem pazartesi sendromu diye bir şey var. Adamlar kalkar kalkmaz senin işlemini yapacak değiller ya. Vallahi ne bileyim, aslında olabilir dedin. Kaymakam yardımcısı eğer cuma akşamından dilekçeyi işlemek olmadan gittiyse... ...o zaman ben yarın sabah erkenden kalkam, gidem kapısına dikilem, dilekçeyi geri isteyem... ...belki işlemek olmadan hallediveririz. Ben bunun için sabaha kadar dua edeceğim. Sen bilik durun mu? Kız sen iyice güzel köylü oğlu muydun ya? He vallahi, onu verdim gitti. E hadi o zaman. Başla. Ne? Duaya. Niyazi ya. Biliyor musun? Seni en çok gülmek yaraşıyor. Senin hep gülmen lazım. Ağlayınca cadı kızlara benzeyip durum. Ya aşk olsun. Sen var ya, muhtarlığa geri dön. Ben asıl o zaman güleceğim. Sevgili köylüler, sevgili güzel köylüler, ben buraya hep küçük yazmışım ya. Eyci bir ezi ver yavrumun, ezi ver. Hindi beyim buraya toplandık.
Sevgili güzel köylüler, sevgili güzel köylüler. Ya televizyon mu açık Kılıbeydi? Yok. Miting sesleri gibi sesler geliyor. Nereden geliyor bu sesler? Ay abi yok ya. Sevgili babam dışarıda halka sesleniş konuşması yapıp duruyor. Oradan gelip duruyor. Niye ya? Bilmiyoruz. Yok. Bu böyle olmayacak. Benim uyumam lazım. Benim uyumam lazım. Güler sen de git yavrum. Bunlar birbirlerine dolaşmasınlar. Hoş. Haklısın ama. Tekrar alıyoruz. Baştan alıyoruz. Sevgili güzel köylüler, sevgili vatandaşlar, benim buraya ne var? Ya baba. Ne? Oğlum tam konuşmayı oturtuvereceksin, kalkıp gelip buraya şaşırtıveriyorsun ya. Ne? Baba, beni sen o konuşmayı hiç yapma. Sibir. Millet yumurtaydı, domatesi ne varsa eline geçirip seni atı ala vallahi ya. Sen akşamları benden zırgıt yemeden yapmayacaksın mı acaba? Baba. Yarın benim çok önemli bir işim var. Arkadaş benim de önemli işim var. Yarın öbür gün bitiyorum meydan. Gideceğiz orada meydan konuşması yapacağız. Açılış konuşması yapacağız. Ben Niyazi değilim ki. Adam çekirdekten beri siyaset yapıyorum. Car 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 konuşuyorum motor gibi. Ben arışık değilim. Çalışmam lazım. Ya tamam konuş. Konuş da acık kızık sesle konuş ya. Ya arkadaş bu siyaset ne zor şeymiş ya. Yani başbakanla senin gibi konuşmazlarken evde böyle böğürüp durur mudur ya? Hilal bu süt denasına uyuma. Adam gibi dinleyin. Dur geç ikinize hitaben gel bakayım şöyle. Dinle bak. Selamı melamı verdik işte güzel. Güzel köylüler değildi. Sevgili güzel köylüler, sevgili vatandaşlar. Hindi bugün burada toplandık. Öyle de küçük yazmışım ki Allah kahretmişsin ya. Dinle. Sevgili güzel köylüler, sevgili vatandaşlar. Hindi bugün buraya toplandık. Neden dersen? Neden dersen, köyümüzün en müstisna, efendim en güzel, en güzel, en gözde. Neyi alkışlıyorsun? Bitti, neyi bitti, bitti. Bitmedi daha. Bitti abi, bitti. Babacığım, çok güzel konuşmaydın. Ağzına sağlık. Çok güzel oldu. Çok başarılar, güzel. Başarılar. Şanslar sana, başarılar diliyorum. Koş, koş, koş. Olcik, babam senden, olcik. But kocayınca, buzuların maskesi... Kurt kocayınca, kurt kocayınca, kendi lafı mı şişirdim ya? Kurt kocayınca kuzuların maskarası o. Neyse dur. Sevgili güzel köylüler. Seval kız, ya ben benim pantolonları bulamıyorum. Nereye bu? Hepsini mi yıkayıverdin? Ay zaten hepsi kirlideydi abi. Diğerinin de paçasında leke vardı. Hepsini birlikte attım ben de. Allah canını almasın. Sabahın 8'inde çamaşır mı yıkanır? Ay kısa program abi, kısa program. Kısa diyor ya. Benim kaymakamlığa yetişmem lazım ya. Tamam, bir saate kurur bunlar. Bir saat diyorum bak, bir saat diyorum. Bir saate çok şey denişir. Ay bu acelen ne Niyazi abi sabah sabah? Ya istifayı verdim ya, onu geri çekmem lazım. Niye? Ya gitmeyeceğim Ankara'ya, vekil olmaktan vazgeçtim. Ay niye böyle yapıyorsun Niyazi abi? Bu fırsat kaçar mı? Günaydın Niyazi. Nihal gel, gel Nihal gel. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ne edeceğim ben yapacağım? Hadi. Hadi Niyazi, hadi geç kalıyoruz. Aa, Niyazi bu ne hal böyle? İtalyan kreasyonlar gibi. Seval kız bütün pantolonları yıkayıvermiş ya. Aa, hepsini mi? Ay ıslak mı bunlar şimdi? Yok, kurular. Kuru temizleme ya burası. Hadi ya. Ay laf sokuyor bir de gülüyor Niyazi. Nereden bileyim sabahın köründe kaymakamlığa gideceğinizi? İçime mi doğuyor beni? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi gidelim. Açılıyor kaymakamlık. Ya bu halde mi gideceğim? Niye kaymakamlığa pijama alalım? Ne yapacağız? Başka çaremiz mi var? Ya olur mu öyle şey Nihal ya? Benim de bir siyasetçi duruşum var ya. Pijama alalım mı gireceğim hükümet konağına? Tamam tamam hadi. Ben bir çözüm buldum Niyazi. Hadi gidelim. Gel gel Niyazi, tamam halledeceğiz. Böyle mi gelelim? Hadi hadi geç kalacağız hadi. Pijama alalım. Evet evet. Allah canını almasın ya. Nihal böyle olmaz ya. Ya. Hadi iyi günler Seval kız, iyi günler. Nihal dur. Sana da hayırlı olsun Niyazi abi. Ne oldu? Bilmiyorum bakacağız. Allah canını almasın, tekerlek patlayıvermiş ya.
Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? İstetmeyi de kıvayacağız. Ama geç kalırız Niyazi. Allah'ım. Allah'ım benim istifayı geri almam. Görünmez güçler tarafından engelleniyor herhalde ya. Yok yok Niyazi öyle deme, öyle düşün. Çağırma, pozitif düşün, pozitif olsun. Tamam hadi takalım, ben sana yardım edeyim. Ana onlar kim ya? Kim o lan? Ana Nihal'le Niyazi lan. Ne oluyor lan orada, dur bak. Muhtar niye altı öyle? Niye öyle giymiş? Oğlum ben ne bileyim ben, bak vallahi bu kafana kırarım. Bak bana sorma böyle sorular. Dur şurada. Dur bak. Ay Niyazi, Bünyaminler geldi Niyazi. Bünyamin. Allah, Bünyamin lan seni beni Allah gönderiverdi. Çok acelemiz var. Arabanın tekeri batlıyordu. Beni araba lazım. Ne yapacaksın lan arabayı sen? Niye lazım sana araba? Kaymakamlığa gideceğim. Dilekçeyi geri almam lazım. Niye ya? İstifa edeceğim vekillikten ya. Beni araba lazım. O zaman şey vekillikten vazgeçsin. Şey Ankara'ya da mı gitmeyeceksin? Ya aynen öyle olacak. Aynen öyle olacak. Bünyamin arabayı ver bana. Ver bana kardeşim arabayı. Ya araba önemli değil de ben dün akşam ölümlerden döndüm. Çok büyük kaza atlattım ben. Ölüyordum dün. Ay geçmiş olsun. Ne oldu? Sağ ol. Teşekkürler. Üzerinize afiyet. Enişten biraz çanağı haşlatıverdi de. Ya şey salak ya. Ya böyle görünmez kaza oldu da şey böyle bir şey yaptık işte. Ya, yani şey araba köpeğin olsun normalde de veremem yani. Tamam gitmem lazım. Hadi. Allah kolaylık versin hadi. Olur olur. Çevir şeyini. Senin Allah canını almasın. Allah senin canını almasın. Hadi Kemal, hadi Kemal götür. Hastayım ya. Çık şuradan. Sen bir yaralı barnağı işeseydin şaşardım zaten. Allah cezanı versin. Dur sakin ol Niyazi. Tamam bak kaza falan geçirmiş. Olur öyle. Yapacağız biz. Halledeceğiz. Sakin sakin hadi. Tamam ben yapacağım. Sen merak etme Nihal'cim, yapacağım ben. Yavuz bir siyasetçi olaraktan elimden benim hiçbir şey kaçmasın. Hiç merak etme. Tamam ben inanıyorum sana Niyazi. Tamam. Hay Allah, olmuyor mu Niyazi? Yok. Yok arkadaş, olmayacak bu yav. Hayır, işin kötüsü olsa bile pantol alacak zaman kalmadı ya. Dur. Tamam Niyazi, sinirlenme. Tamam, boş ver sen pantolonu. Boş verelim pantolonu, ne olacak? Hem bak biliyor musun, böyle iş yerinden gelip de böyle ceketini, kravatını çıkarmayıp altına pijama giyip dolaşan adamlar var. Ben çok gördüm. Ya hiç yadırganmazsın, hiç merak etme. Öyle mi diyor ya? He, öyle diyor. Allah'ım yarabbim ya. Ah, Niyazi Gül geliyor. Aa, ablamlar değil mi o ya? Dur. Ne oldu ya? Ne oldu? Abla ne oldu ya? Ya hiç sonra tekerlek patladı. Haydi. Gül gözümü seven bizi kaymakamlığa götürüver. Çok acelemiz var. Tamam atlayın. Dur, çantamı alayım. Niyazi kapıyı aç. Niyazi dur. Köpek var. Ah canını almasın. Bu mu lan köpek? Enike bu. Ya evet, sabah buldum. Çok tatlıyım masanın üstünde. Veterinere götürüyordum şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl gideceğiz buraya? Alın. Gel bakalım. Ya tamam bırak indi köpeğe. Anlasın, çok etkilerimiz var. Anlasın bırakayım Niyazi, dur kork. Yürü. Ya bana ne veriyorsun geni? Allah Allah. Yalnız hız sınırına dikkat et. Yolda radar var. 120 idi 70'e düşüverdi. Yürü. Tamam. Ya bu nedir arkadaş? Bu nedir ya? Onu bak ya, indi de nereye çıktı? Yüz versek tepemize edecek ya. Ya öyle deme ama Niyazi, kokusuna çok tatlı. Çok tatlı. Ay ne oldu? Ay. Ay Niyazi. Ay ne yaptın? Ne oldu ya? Niyazi. Allah'ın canı kalmasın. Allah'ın canı kalmasın. Ya ceket battı ya. Ya Niyazi ama o da çok küçük, o da bebek Niyazi abisi. Bebek o daha. Ya belki de küçük. Büyük olsa ne olacak? 10 gram yiyor, 1 kilo çömçürüyor ya. Aldım. Ya leş gibi koktu ya. Ben gidene kadar üstümde başımda benim hiçbir şey kalmayacak arkadaş. Bu nedir ya? Vallahi anadan yürüyen gireceğim hükümet konağına ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu halime bak ya. Ya bu siyasetçi Niyazi oldu, striptizci Niyazi ya. Burası değil mi? He. Geç kaldım. Hadi sağ ol ya. Hadi sağ ol. Niyazi. Niyazi.
Niyazi, köpeği unuttun ya. Köpeği ver. Allah canını almasın. Bunu da götürüyorum ya. Al onu, al. İyi günler. Benim dilekçe işleme kodun mu? Az önce işleme verildi. Allah canını almasın, durdur onu. Gözümü seveyim, durdur onu. Hayat memat meselesi. Kalk kalk. Gözümü seveyim, durdur. Tamam kardeşim, bir dur, sakin ol. Gidip bakalım yapılabilecek bir şey var mı? Ne bakıyorsun? Hadi yürü, git nereye gideceksen yürü. Gözümü seveyim, durdur şunu ya. Hadi inşallah. Nihal abi inşallah ya, otur. Ya dur, burada bekleyeyim. Çıkmayayım dışarıya. Vallahi inşallah yetişebilir ya Nihal ha? Yetişir Niyazi, yetişir. Güzel düşünelim, güzel olsun. Pozitif düşün. Usta. Niyazi, kaymakam yardımcısı yok mu? Yok. Ne bu hale kardeşim? Ne oldu sana böyle? Ya ne var? Yok bir şeyim ya. Mühim bir işimiz vardı, ondan geldik. Biz de kaymakam yardımcısını bekleyip dururuz ya. Tamam madem, iyi günler. Allah Allah ya. Ya adamcağız belli etmedi ama rezil olduk ya. Vallahi mi ya? Tamam Niyazi, sabret sabret. Bitecek birazdan işimiz. Pozitif diyor. Hayırdır abi ya? Çay mı döküldü üstünüze? Sene ne kardeşim ya? Çay döküldü dökülmedi. Sene ne? Sen kendi işine baksana. Tamam ya, kızma abi. En iyisi birer çay getiririm ben size. Allah ya. Ya şu halimize bak ya. Çaycının bile pantolu var, benim yok ya. Bir de dalga geçiyorum. Yok Niyazi, dalga geçmedi adam. Gayet normal bir şekilde sordu. Oğlum canım, öyle şey sana öyle geliyorum. Adam basbayağı dalga geçti. Böyle yüzünde böyle bir muzip gülümseme alıverdi ya. Yok Niyazi, abartma. Vallahi insani bir şey sordu. Hah. Allah'ım ya. Allah'ım canını ya. Kaymakam yardımcısına baktıydım da. Ah, Niyazi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne oldu, hayırdır? Sen böyle çıkmışsın dışarı? Ya çay dökülüverdi de üstüme çaycı pantolu kurutuyor. Çok geçmiş olsun. İnsanoğlunun başına geliyor böyle kazalar. Allah'tan pijamada içindeymiş. He, içimdeydi. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Ya aman Niyazi, sen de ne çok insan tanıyorsun burada. Herhalde yani Nihal, ben aktif bir siyasetçi olarak sürekli halkın içindeyim. Onlarla sürekli iletişim halindeyim yani. Hoca kokuda. Yok ya, bu kaymakam yardımcısı gelmeyecek ya. Olmayacak bu böyle. Ay dur, benim aklıma bir şey geldi Niyazi. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk. Kalk gel şöyle. Ya. Otur oraya. Buraya. Ya olur mu canım öyle şey? Koskoca kaymakam yardımcısının makamı burası ya. Yani kaymakam yokken kaymakamı temsil ediyor kaymakam yardımcısı. Ama Niyazi, doğrucu Davut, otur birazcık, ne olacak? İnsanlar gelip gidiyor. Ha, iyice saklan. Dur bakayım şöyle karşıdan. Ha Niyazi, üst tarafta hiçbir şey yok, gayet normal. Bak altta görünmüyor masadan. Oldu bu iş. Bence sen öyle bekle, bu böyle olmayacak. Hayırdır Niyazi? Benim makama konmuşsun hemen. Çayı tazeleyin beyim. İster misin? Yok ya, kusura kalmayın. Yalnız senin odada Kurşunlu Camii'nin önünü geçti mübarek ya. Her gelen buradan geçiyorum. Neden biz de böyle bir çözüm buluverdik? Ya vallahi hani böyle haber spikerleri de aynı şeyi yapıyorlarmış ya. Benim oradan geldi aklıma. Vallahi ben oturttum, Niyazi Bey'in bir kabahati yok. Neyse Nihal, boş verin diye. Ne ettik? Dilekçeyi geri çekebildik mi? Vallahi güç bela hallettim. Buyurun. Vallahi mi? Ay! Ay! Allah'ıma! Ya gel bir sallam sana. Ben de sallım hemen. Gel. Allah Allah. Çocuğum yukarıdayım. Vallahi. Ya Nihal, Allah canını almasın. Rezil olduk ya. Ya Nihal,
Bende mi kabahat? Ben niye yıkadım bütün pantolonlarını? Ya onu demiyorum. İçeride sarıldın adama, şapur şupur öptün adam. Ne edeceğini şaşırdı ya resmi makamda. Ha, onu diyorsun. Ya ne yapayım? Çok sevindim birden. Hem benim içimde kötülük yok ki. Ya biliyorum kötülük olmadığını da, adam da koskoca kaymakam yani. Anımız oldu. Allah'ım ne edeceğiz ya? Herkes bakıp durun ya. Ne edeceğiz ya? Tamam. Şimdi sana pantolon alacağız. Ya Nihal, küçücük yerde bir sürü insana rezil olduk zaten. Bir de çarşı pazarı dolaşıp bütün Moğla'ya mı rezil olacağız ya? Şimdi ben biliyorum ne yapacağımızı. Yürü Niyazi, yürü. Muhtar Niyazi. Vallahi muhtar kızım, sana yakışıyor be. Sana de gülmek yakışıyor kız. Daha bakalım, sağ ol. İyi günlerine bekleriz. İyi günler. Geri bekleriz de ya. Vallahi Nihal, pantol biraz pahalıya geldi ama rahatladım ya. Ya Niyazi, bir şey diyeyim mi sana? Vallahi hiç sırıtmıyor ha. Ha? Sanki senin pantolonunmuş gibi. Değil mi? Hay aklımda bin yaşa. Hep beraber inşallah.